Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Pazar kahvaltıları edildiyse, bol köpüklü Türk kahveleri içildiyse, şimdi de Kanal D ekranlarının evlerinize neşe katan programı Evrim Akın'la Ev Gezmesini izleme vakti. Yaslanın bakalım arkanıza, bu keyifli anların tadını çıkarın. Biz de şöyle bir Zekeriya Köy havası alalım. Evrim Akın'la Ev Gezmesi'nden herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım, çok değerli bir dostum ve sizlerin de çok sevdiği ekranlarında güzel yüzlerinden biri sevgili Aylin Coşkun'un evine konuk oluyoruz. Bakalım neler yapacağız. Dört katlı muhteşem bir villa, gösterişli bir havuz, ışıltılı, parıltılı, tam üç giyinme odalı harika bir ev. Sahnelerin sevilen sesi, ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, lüks villasının kapılarını Evrim Akın'la ev gezmesini açıyor. Ölümlü, hoş geldin. Aşkım kürkünü bırakmışsın yere. Aşkım düştü o. Mutfaktan yine harika kokular yükseliyor. Dedikodu kazanları kaynıyor. Kahkahalarsa havada uçuşuyor. Tırnaklarımı yedim kıskançlıktan. Gıcık oldum, keşke benim olsaydı o şarkı. Sen şimdi hiç evlenmedin ya, artık senin el becerilerini göstereceğiz. Sen şimdi evlenmedin, bilmezsin ben evlenmedim. Ya! Ya! Harika havuzuyla, seyrine doyulmaz manzarasıyla, keyif yapmak için uzanacağınız hamağıyla ve ayaklarınızı uzatıp kitap okuyabileceğiniz bu güzel dinlenme köşesiyle güzel şarkıcı Aylin Coşkun'un evindeyiz bugün. Henüz evin içini görmedik ama bahçe muhteşem. Vallahi burada bile saatlerce oturup sohbet edebiliriz. Bahçe bu kadar güzelse evin içini tahmin bile edemiyorum. Ay kız anahtarlarını unutmuş ya. Kız siz niye anahtarı? Kapıyı kilitleyip gitsem ya ben. Dur be. Bunlar hak ettiler. Dur. Ay bu burun. Ben bu kapıyı kilitleyip gitsem ya bunları eve bıraksam. Ya bu ne ya? İnsan... Ay bismillah. Ay! Ay bismillahirrahmanirrahim. Ölümlü hoş geldin. Normal karşılayacağım beklemiyordun herhalde. Ölümlü ne haber? Aşkım ya işte bu. Kadın tahtını da yaptı, bahtını da. Yaparım annem ben. Oy ne yapıyor? O zaman ben kendi adıma şunu diyeceğim. Küçük kardımı getirin. Hemen takın. Benim neyim eksik? Ay kızım dışarıda. Kalın sağlıcak. Bu kim? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim kız? Ay! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Tuğba kapıyı açtırdım. Ay hiç beklemiyordum. Bir dakika. Ben o zaman şu geyiği ben yapacağım. Şurada bir şey söyleyeceğim. Aylin, Tuğba şeyin üzerinde küçük var, onu da getir Evrim. Tahtımı bak. Yaptın da bahtımı yapamadın Aylin. Aşkım senin bahtın çok zor. Ver sen şimdi. Ben zor tabak nasıl biliyor beni? Nasıl çok biliyor zor. Beni? Konuşacağız onları. Ne güzel olmuş saçların. Mutlu ne yaptın. Kadar zayıflamışsın. 16 kilo. Süpersin ya. Azmin hayranım ya senin. Azimli kadınım ben ya böyle şeyim. Güzel olmuş böyle. Aşkım sen mi geliyorsun diye küpe. Evet, özel süslenir benim için her zaman. Bana pijama sohbetlerine geldi biliyorsun. Tek saten pijamalı kadın. Gerçekten mi? Millet bir penye mi giymişler? Öyle, ben de giyiyorum penye. Herkes zengin olmuyor. Kız zenginlikle onun ne alakası var? Gördüğünüz gibi kraliçeler diye. Dünya güzellik yarışmasındaki kraliçe. Evet, bu Türkiye güzeli olduğum Türkiye zamanki. Bu da dünya ilk 13'e girmişim ben, oradan kalma. Onu aşağıladım farkında. Dünya mı olsun gene de aşağılıyorum. Ama ülkenin zirvesi olmak... Birinci olmadığın sürece ikinci olmanın bir anlamı yok. Doğru söylüyorsun. Biz zaten birinciliği severiz. Evrim Hanım, Aylin Hanım o kadar süslü ki illa takılarımı takacağım dedi. Kadınlığın hakkını veren tek kadın arkadaşım öyle söyleyeyim. Dişi dişi yani kadın kadın. Onun tırnağı özel yapılacak, takıları özel olacak, makyajı özel... Adam koskoca mutlu gençle çalışıyor yani. Gittim yaptırdım. Bakayım. Geldim. Ay, çok güzel. Harika. Ay ya. Aşkım bu özel yapım. Gerçekten. Tamam. Volkan Bey ne desin? Yok.
Bir şey söyleyeceğim, ben bu eve hiç gelmedim ha. Gelmedin mi? Ay çok güzelmiş ya, evin konumu da bayıldım. Aşkım buralar evet güzel. Temiz taçlı, hava. Taçlı taçlı devam edelim. Senin kankiton da yakındı sana değil mi? Hande mi? Hı. Aşkım şurası. Görüşebiliyorsunuz mu de? Aa. O yoğun, ben yoğun, duvarı görüşemiyoruz. Hayda. Aşkım kürkünü bırakmışsın yere. Aşkım düştü o. Eğilip alamıyorum. Ben öyle taş düşürür gibi kürk düşürüyorum. Ay. Eski telefonum. Ah çok severim ben ya. Alo, müteahhit Nejat'la mı görüşecektim? Ben Aysel. Yapıyor. Niye böyle ya. Oluyor? Yapıyor yani. Yapıyor yani. Kadın niye müteahhit Nejat yani bir de? Evin daha girişindeyiz ama her yer şıkır şıkır, ışıl ışıl. O kraliçe tahtı da neydi öyle? Hele duvardaki şık avizeler, yerdeki poz, siyah ve gold detayların muhteşem uyumu. Kendini seven solistim. Aşkım. Ay ne düğündü be. Ne düğündü be. Ne oynadım, ne o ne yedim, hala ne içtim diye. Ben kız yemeklerde çok güzel yaptım. Kendi düğününde sorusun. Aç kalan bir sus. Volkan bir benim. Ay kıyamam. 40 kere tembih ettim. Dedim ki lütfen bize yemeğimizi getirin. Heyecandan biz bilemeyeceğiz. Yemek getiren olmadı bize. Senin oda da böyleydi. Kayhan İskender getirdi yavrum. Yavrum. Yemin ay, ederim Allah razı olsun. Annesini öpüyorum. Canım benim. Kayhan'ımı da öpüyorum. Kayhan'a da selamlar. Türk Hanım'ı da. Bak 18 yıl önce buyurun. Buyurun. Buyur. İşte ispatı. Bak şurası ve şurası. Şu ilk Bangkok. Şu. O bak şuradan dön, bak orası Bangkok, Müjan Pazar, alt, evet. Orada ilk 18 yıl önceki halimiz. Güzelmişim be. Hala güzelsin. Ben sana söyleyeyim mi? Sen her devrin güzel kadınısın. Sen 10 yıl önce de farklı güzel. Güzel yaşlanıyorum ben. Yaş alıyorum. Yaş alıyorum. Duvarı süsleyen anılara, o güzel fotoğraflara baktıktan sonra yavaş yavaş yine şatafat kokan salona doğru inişe geçiyoruz. My goodness. Ya biraz şeyim herhalde. Ay bir çok megalomanlık güzel. Var herhalde bende. Bir şey bende. Söyleyeyim mi? Sen evlenince sadeleştin bence. Bence de sadeleştin. Daha güzel olmuş ama. Yok aşkım benim diğer ne varsa hepsi bir yerde toplandı. Kıyafetler, minderler ne ararsan yığım yığım bir depom var benim şu an. Ama ben sana söyleyeyim, ben bunu daha çok sevdim. Salonda da siyah, beyaz ve gold detaylar hakim. Şık objeler, her detayıyla evi tamamlayan güzel aksesuarlar yerini bulmuş. Aylin Hanım'ın güzel fotoğrafları da salonun en güzel köşesinden adeta bizi izliyor. Şuna bakar mısın o ya? Benim paspas şarkımın billboard'uydu. Aylarca kaldı, bütün binaları giydirdik bununla falan. Kaç bu kaç? O. 2017, 2018 falan da herhalde. Ay bunlar ne güzel Aylin ya. Söylüyorum hemen, kocam yaptı. Şaka yapıyorsun. Yo. Volkan Covid'de böyle bir hobi geliştirdi, hiç alakası yok halbuki. Şimdi indireceğim sizi oraya. Benim pilates stüdyomu atölyeye çevirdik. Aa. Tabii. Bayağı atölye. Ve neler ama. Göstereceğim her şey. Evdeki birçok... Ben Volkan'a böyle yapıyorum. Volkan bana şuraya dolap yapsana hayatım, hemen dolap aa, yapılıyor. Ne güzel. Tabii. Bunları bana hediye yaptı. Ay çok bayıldım ama ben bunlara. Ya o kadar tatlı ki. Bak bunları da o maneviyat yaptı. Maneviyat daha önemli ya. Bak bunları ya. Da o yaptı. Valla marka bunları marka. O yaptı. Şaka yapıyorsun. Ooo ödüller ödüller. Baksana zayıf olduğum. Aman çok şişmansın sanki. Zamanlardan. Yani şimdi kilo verdim, 16 kilo verdim ama sen daha var. Sen çok güzel verdin. Bu benim Volkan'la 18 yıl önceki halim. Vay be. Ne aşk ya. Tabii hiç. Ondan önce kimseyi tanımamışım, sevmemişim, görmemişim. Yani o benim bütün dünyam olmuş. Baksana. Bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz. Ya. Volkan beni burada terk ettiydi. Yani kavga ettik aslında, terk etmedi de. Ayrıldıydık. Ben burada bir haftada 7 kilo verdim. Abi sen bir gitsene bir haftalık. Şimdi ben aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Aylin diyor kilo aldım, mi? Kilo aldım diyor. Diyor ki Aylin diyor ben seni bir hafta 10 gün terk edeyim canım diyorum. O önceden de ya geçti diyor. Yemezler. Yemezler artık. Artık nikaha bastık. Bak taş tuş yine. Ama evet. Arada olsun canım. Bu epoksi masayı da biz yaptık. Şunu. Bak, evet. Ya buna bayılıyorum ya. Bak şunu. Bakın. Bunu beraber yaptık. Ay çok güzel ya. İç dizaynı bana ait. Çok geri güzel. Bütün işlemlere kocama ait. Çok güzel. Şu dolabı da o yaptı. Şunu. Şaka yapıyorsun. Tabii. Onun üstündekini de o yaptı. Her şey o yaptı. Eve o yapmış Allah aslında. Muhafaza, ben hazır gelmişim. Bir şey söyleyeceğim. Allah muhafaza mesela atıyorum. Hani olur ya mesleğinden sıkılsa.
Al sana marangoz. Ya yaptığın şeyleri göstereceğim. Sat diyorum, satmıyor. Yo, asla satmam ben. Maşallah diyelim Volkan Bey'e. Elinden her iş geliyor. Marangozluk desen var. Neyse, biz Aylin Hanım'ın şıkırtılı, ışıltılı salonunu gezmeye devam edelim. Beyaz piyanonun üzerindeki müzisyen şeklindeki objeler de gözümüze çarpan detaylar arasında. Piyano yıllardır burada durur bizim. Kim çalıyor? Bu piyanoyu sadece bizim Kayhan çalar. Başka kimse gelir arabesk. Onun bir de şeyi var. Kayhan'ın şarkısı. Tipi gör ha. Caz dinlermiş hali var. Bir bulursanız fotoğrafını lütfen Kayhan'ı bir koyar mısın? Allah aşkına. İskenderoğlu'nu bir koyun. Tipi gör, caz dinleyen böyle hani kolej mezunu gençler olur ya öyle spor arabasına biner. Kraliyet terzisinden falan giyinir. Tabii tabii, gerçekten öyle, şaka vallahi yapmıyor. Öyle. Ama içi baba arabesk. Bir de buradan, buradan bağırır duyanlara, duymayanlara falan. Aa, hep aynı şarkıyı çevirir. Artık biz Hande ile şey yaparız. Kapat lan telefonu, kapat lan, kapat, kapat, kapat. Ben ya da evi terk edip gidiyorum zaten. Vallahi. Bak bu tarafta da kocamın bana doğum günümde yaptığı ev var. O eve bakalım ama önce şu güzel manzaranın da tadını çıkaralım. Ben işte buradan tacımı takıp şuradan balkondan konuşma yapıyorum o tarafa. Oradan bir ulusa sesleniş yapıyorum ben. Günaydın diyorum, iyi geceler diyorum. Enerjinizi yüksek tutun, her şey güzel olacak diyorum. Her şey inşallah, her şey güzel. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Oo. Yanmış efekti vermişler. Ben diyecek, yakıyor musun diyecektim. Burada hep yanar. Mum, benim mum hastalığım var. Ben çok severim. Karı koca da aslan olduk ya, şimdi aslan mumlarım da var. Onları yakmaya kıyamadım. Öyle aksesuar olarak duruyorlar. Bu evi mi yaptı? Evet. Doğum günü hediyem. O evin ışığı da yanıyor. Şaka. Nereden? Kendi elleriyle yaptı kocam bana. Ay çok güzel. Bunun kapıları falan oynuyor. Bak açılıyor, kapanıyor. Şimdi ben bunun evin içini dekore edeceğim. Adama bak ya. Adamın içinden cevher çıktı. Hayır, adamın içinden cevher çıktı. Gerçekten birazdan bak sizi atölyeye götüreceğim. İnanamayacaksın yani. Bu da sen misin? Aşkım, o benim küçüklüğüm. Vay be. Bunlar yurt dışından getirdim bunları. Bunlar uzak doğu herhalde değil mi? Bizim köy gibi oldu. Siz sürekli iş için mi gidiyorsunuz oraya? Şey gibi. Bizim köye gider gibi gidiyordur oraya. Filler de bak. Fil dolu burası, baksana. Uğur. Değil mi? Melekler, filler takıntımız bizim. Bak burada budalar var. Yani sadece aksesuar diye, gerçekten hani inanç falan değil bu. Tabii ki biz hani böyle şeylere inanacak insanlar değil. Sadece güzel görünüyor diye. Ya inanç değil de felsefesi var onun da yani. Felsefesini var yani, ben inanırım. Ben Feng Shui falan severim ama uygulamam, ayrı konu yani. Ben de okumayı severim ama ben de uygulamam. Bende de yok onlar. Benim yine bir şey dikkatimi çekti. Gene ne çekti çok merak ettim. Hani bir şarkınız vardı, Ortalığı Yıkan. Hangisi? Ne, ha orada. Ha, ne? Okay. Ha bu. Bunu diyor. Ay evet, klibi mulibi de çok güzel. Bunu Hande çekmişti klibimi. Aa. Tabii yönetmenliğini o yaptı ya. Öyle değil mi? Ya bana kaç tane Hande var ya? Kankası bir de. Ya lütfen yani, bana Hande deyince yener mi değil mi? Tabii ki yani. Ya Türkiye'de kaç tane Hande var mı? Yani bir tane. Bana bak. 100 milyon tane vardır da. Nasıl bir tane Hande çıkardı yener. Ama hele şu şey çat çat çatla var ya. Ay evet, çok iyi. Tırnaklarımı yedim kıskançlıktan. Sinir oldum ona. Gıcık oldum. Keşke benim olsaydı o şarkı. Var ya öyle tipler. Aşkım çok güzel dedim ama içimden böyle yapıyorum. Ay şu şarkıyı bana verseydin. Manzarayı bana hediye etti ya bari. Verir o. Verir de onu ben de olsam vermem artık. Yani kız verdi zaten. Vallahi Evrim burayı görünce aklını kaybedecek. Kaç çift ayakkabı var acaba? Sayamadık da hepsi de birbirinden renkli ve süslü püslü. Giyim odasının avizesi bile şıkırtılı. Tam da Aylin coşkunu yansıtıyor. Çeşit çeşit gözlükler, tüylü taşlı pabuçlar. Bu çizme de tasarım galiba. Ay biz seninle çok eğleniyoruz bu giyim odalarında, makyaj yaparken falan. Aşkım burada şu an ama bir şey yok. Kız mağaza gibi kokuyor. Bayağı evet. Mağaza kokusu. Şunları ilk yaptıklarında Evrim, bana getirdiklerinde bunlar şuraya kadardı bak, şuraya kadar. Lahit gibi böyle mezar, bayağı bildiğin Mısır mezarları gibi getirmişler. Sizin boyunuz uzun Aylin Hanım diyorlar bana. Çekiyorum. Çek hayatım, kilitli değilse. Ay çek. Yok. Şunlara nasıl ulaşacağım? Ha, onlar orada gizli yeri var bak, onu çek. Aa. Şimdi şurada bir yerden. Çek.
O zaman defile başlasın. Dın 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 dın. O zaman sen oradan dın dın bir şey takıyorsan. Sen de takacaksın. Ben de takayım. Aylin Coşkun bu. Durur mu? Yapıştırır gözlüğü. İşte bu be. Merli bu mu ya? Her zaman. Her zaman. Ayna yok mu burada? Ayna mı? Yok hayat sığdır. Ben eve sığmıyorum ki ya. İnanmıyor kimse bana. Ben yok ama bu senin ediyorum. İçin küçük. Küçük. Ev küçük. Evet. Bana, niye öyle? Ya şey manzarasından dolayı sevdim burayı ben. Bu göz. O da göz. Bana ayna diye vermesi bunu. Pandemi maskesi gibi oldu bende. Aşkım onlar çok havalı ya. Çok büyük geldi. Baksana çok güzel duruyor yani. Bak şimdi. Baksana nasıl güzel duruyor. Aşkım sen de güzel duruyor. Bana şey gibi oldu. Var ya maske, pandemi maskesi. Ama güzel. Bak ne diyeceksin söyle. Bu kadar ev geziyoruz. Gördüğümüz en düzenli, en fazla eşya olup da bu kadar düzen içinde olan bir giyinme odası burası. Bak Mertcan da kafa sallıyor. Ama şu an dağınığım ben. Bu dağınık hali. Vallahi öyle. Neden? Sorun bir neden. Çünkü tatilden daha yeni geldim. Bir sürü valizi açtım. Öyle tık 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 ama benim... Ama sen hep titizsin hayatım. Ya dağınıklığım içinde bile bir düzenim olur her zaman. Yani temiz kadınım. Yapacak bir şey yok evet, ya. Evet evet. Aşırı titizdir o. Yani o dediğim önceki çekim yaptığımız ofisim dedi ya gerçekten ev gibiydi yani. Tabii, ayakkabı falan çıkarıp giriyorduk biz. Bu arada yani bir Firuze yapar benim işlerimi 20 yıldır sağ olsun. Bir daha ben değişik. Yaparım. Oh my goodness. Bu arada bak şu, şu gözlük var ya mesela o 1960 mı 70 yılının koleksiyonu bu markanın. Bakayım hangi marka. İlk çıkan gözlüklerinden bu antika bir gözlük yani. Oo. Evet. Ondan iki tane var bende. Yeşili de var. Onu bulamıyorum şu an. Sen tak. Sana daha çok yakışıyor. Ya ben büyük göz... Bana yakışıyor ya. Sana yakışıyor abi. Baksana surat kaldırıyor. O kadar gözlük taktınız. Makyajınız bozulmasın. Sonra mutluyu bulamayız. Aa mutlu ya. Ay, ya. Hala boyuyor çıkıyor. Değil mi? Ah! Evet. Mutlu saçın bozuldu bu arada seni gebertirim ha. Mutlu çabuk buraya gel. Bozuldu. Mutlu bana da imaj yaptı ya. Bayılıyor sarı yapmaya. Beni bayılıyor. Sarı yaptılar ya Onur'la ikisi el ele. Sen beni açtı o. Saçın bildiğin oranj kaldı biliyorsun. Mutlu diyorum bu oranj diyorum. Bana bir de şampuan verdin. Mora çevirdin. Abla diyor onu iki yıka sen geçecek diyor. Ya öyle takıldık yani. Abi yapıyor. Çok güzel. Seviyorum. Kitap bana yakıştı bu. Çok küçük güzel ya. Oldu. Değil mi? Bu arada o benim şey yakın gözlüğüm, uzak gözlüğüm bir şey. Ay, o yüzden yadırgamadım. Rahat gördüm. Ondan da. Dur şimdi okuyayım. Oh. Yakın mı uzak mı? Hı? Uzak dinlendirici yakın, mi? Yakın mı? Yakın. Çok güzel. Tam benim aynıymış gözümüz demek bu ki. Bu arada bunları da kocam. Aa sen ne yakışıklıymışsın. Bu arada bunları da kocam yaptı. Ne var içinde bilmiyorum da. Dur, ne kutuları mı? Kapadı. Bu kutuları bayıldım. Kocam yaptı bana. Enişte bize de yap ya. Bakayım. Bir şeyler var içinde de. Orada bir şey gördüm. Taş o. Abi zemin taşı düşmüş. Şey dur dur. Ha bak bunları da Aylin Coşkun taşını düşürdü. Böbrek taşı bak, bunları da kocam kadının yaptı ya. Kadının böbrek taşı bile pırlanta. Ha burada bak işte notlarım varmış. Onlar eşinizin size gönderdiği notlar mı Aylin Hanım? Bilmiyorum ki dur kız bir bak da gözlüğüm yok şimdi yakını bozuluyor benim. Bu neymiş? 2020'de yazmış. Okuyayım mı? Ne yazdığını bilmiyorum ki. Güzel, öncelikle hayatımda olduğun ve bu kadar şahane bir insan olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugünlerde ayağından dolayı yapamadığın şeyler var farkındayım ama hepsi geçecek merak etme. Ben sana o kadar aşığım ki aynı düşüncedeyiz. Bir dakika bile senden ayrı kalamıyorum. Biz artık seninle evliyiz Aylin. Ve Allah nasip et. Yalnız Aylin'in A'sını küçük yazmışsın. Ben TDK yetkilisi olarak, Zekeriya Köy sorumlusu olarak şurada Aylin'in A'sı küçük olmuş enişte. Neyse Allah'ı büyük yazmış ama bak Allah'tan. Ve Allah nasip ederse çocuklarımızla beraber uzun ömrümüz olur ve nice güzel ve sağlıklı mutlulukla nice nice güzel yıl dönümleri kutlarız. UTV ile sen, ATV ile ben offroad yaparız. Tabii Daisy'yi de alalım, hadi Pati'yi de alalım. Kediyle köpeği de mi aldınız? Karım Allah bizi hep mutlu etsin. Birinci yılımız kutlu olsun. Karım seni çok seviyorum Volkan. 2020'de yazmış. Evliliklerin ilk yıl dönümü evet. Yaz nasıl okudum? Bu hiç okumamıştım daha önce. Bak kaç? 2008 mi bu? Aha 2008. Buradan gördüm ben. Aa. Doğum günümde bana kadınım, bak. 2008 kaç sene önce? İhtiyar diyordu diyor. İhtiyar diyor, ihtiyar mı yazıyor? Yazıyor her şeyin şu an bizden alaksın ihtiyar, 2019. Bu düğünden önce ama. Öyle. Düğün 2019'un Eylül müydü, Ekim evet. Miydi? Siz de Eylül evlilikleri, Onur da evet. Sen de. Ya dolu buralar, yani dolu, boş ver gel kıyafetlere bakalım ya. Çok tatlı. Marka yazmıyordur onda. Yazmıyor, yazmıyor, yok. Yani iyi bir marka da. Zaten iyi marka yazmaz adını öyle lömbük. Ay ben sevmiyorum. Ay hiç sevmem gösterişli. Ama onu sırf ama bunu böyle kullanan
insanlar için üretiyorlar. Ben çok seviyorum. Çünkü bazı markalar var ki biliyorsun asla yazmazlar, belli etmezler. Çok küçük bir amblem koyar o kadar. Ay bu da çok güzelmiş. Tam böyle 40'lar 60'lar. Evet, çok seviyorum. Çok. Eldiven de takacağım. Müteahhit Nejat'a gideceğim. Müteahhit Nejat ne ya? Müteahhit Nejat bana ulaş kardeşim. Kimsin sen? Kafamın içinde niye dönüyorsun sen? Çık kafamdan, defol git. Sen yemek memek yapmayı biliyor musun bu arada Evrimci? Aa sen benim yemeğimi hiç yemedin galiba. Yaptı da yemedim yalnız. Ha. O yaptı ben sen yemedim. Sen geldi evime ama o gün çekim yaptı. Bak gittim. Bak benim bileğe olan buna bak bak. Daha gider bu gider. Böyle dolanır bir sürü bir. Düşünsene böyle geçiyormuş. Dur bakayım sana ne çıkarayım. Eskiden böyle takardık hatırlıyor musun buralarımıza? Evrim sana giydireceğim şimdi Aylin, tamam mı? Dur. Ha? Bunu böyle takardık eskiden. O benim kola girmiyor aşkım mesela. Onlar benim kollara girmiyor. Gel mesela bakayım. Şunu atalım bir boya bakın şimdi gel. Aman benim aşkım, boyum. Bir, ben diyorum 1.50 sen diyorsun. Bak mesela. Boya bak. Ne? Şey gibi oldu kız. Halamın giysilerini giydim. Ha sen de çek rezil et beni. Ha çek. Dur kimsenin boyuna çok uzun. Ay bu gözlük ne güzel geldi bana. Gelecek. Oh ya bu arada benim kıyafetlerimin hepsi burada değil. Ay tamam yeter. Artık. Çünkü buraya koyamam. Sen giy. Hayır hayır bak şunu bir Allah ay, aşkına. Ay çok güzel. Bunu bir giy. Allah aşkına. Sahne kostümleri nerede? Aşkım hepsi şeyde yok. Depoda burada, mı? Burada hiçbir şeyim yok ki benim. Bunlar günlük kıyafetler. Bu ne güzelmiş renkler falan. Şimdi boya bak. Sadece bak bu boya bak. Ben böyle uyanınca böyle gezmeyi ben çok evde, seviyorum. Bak gerçekten böyle yere sürünen şeyler giyinip geziyorum ama. Hoşuma gidiyor. Ben dolanır düşerim. Ben hızlar geziyorum ben, ya. Ben böyle. Sen asilzade aşkım. Sen kraliçeler hareket etmez biliyorsun. Ben önceden her gün kalktığımda koca bir gözlük gözümde kalkardım kocaman böyle günaydın falan. Aylin ne oluyor falan. Adam alışık değil ya. Ben koca gözlükle iniyorum aşkım ışık çok rahatsız ediyor falan böyle. Sonra ben o ışığa alıştım herhalde. O ne varmış şey içinde? Boş ver düşsün bir şey olmaz ya aç. Neyse boşmuş. Onlar öylesine aldıklarım ya. Günlük. Tüpe değil mi? Ha. Ben takamıyorum ya. Çok ben alıp bir şey takmadım. Öyle kaç aydır duruyor öyle. Bunlar da toka mı? Yok o şey kolye. Yani şimdi şeyi görünce şunu mesela taş ay, yatak bak. Tatlı. Dayanamıyorum ben. Hani birisi beni durdurmalı bak. Böyle 1000 tane çanta göreyim, 1000'ini de alırım. Böyle ölümde dursun. Hiç önemli değil. Hani gözün değilsin de ona değil mi? Kullanmasam da olur. Ben evet senin Allah'tan bugün parmaklar kurtarıyor. Mesela isterdim şurada bir taş. Çünkü ben de gözümün değmesini çok seviyorum. İçeride bir tane küçük var da o çok küçük yani şey. Ne kadar küçük dedi de şu kadardır. Ha şu kadar be. Bakayım. Aha. Ay, ay gözüm kanadı. Bak küçük. Mertcan'ın onun da göz gitti, Mahaş'ın da göz gitti. Küçük değil mi? Dur gözlü güneş gözlüğümü takayım öyle çıkarayım. Ya saçmalama taktım içeri. Küçük değil mi diyor ya. Dur. Tövbe, al bak. Tam şey bu. Oo. Ne oldu seninkini ezdim hemen. Elinde küçük ezildim. Kaldık. Ha, bu bana göre minnoş. Ya gut oldum ya işte bunları giyemedim yazık oldu bunlar. Kıyamam ya. Vallahi. Aşkım çok mu et yiyorsun? Evet asla duramam. Sabah kahvaltıda bana ver böyle Adana kebap falan böyle of götüreyim. Ay ne güzel. Evet. Bak onun siyahı hiç da var. Hiç giymemiş ki. Bak, baksana. Çekimde bir kere belki. Yok giymemişsin annem hiç ya. İşte gut oldum ya. Ha siyah da. Aa, bu ne ayol? Uzakta o da şey mı? Yok yok o da bir markanın yine çok önemli markalardan birinin. Koyayım ben. İncinmesin o. Bir şey olmaz. Durduğu yani. Yerde yatsın. O da çok iyi. Ay çok güzelmiş bu da. Ya ay ayakların da küçücük senin ya. 38 benim ama o boya spor, bir ayakkabı, de. Spor ayakkabı 40 yapıyorum ben artık daha rahat. Rahat ediyorum. Et. Evet. Ama kalın çorapta giyiyoruz ya evet, kış olunca falan. Taştan tuştan gözüm döndü. Bak ay çok güzel topuk bu da. O gerçekten çok sevdiğim bir ayakkabım. Ay stiletto ile rahat ediyor musun? Yani şey gut olmadan önce ya, bu teşhis ne zaman kullandın? Yıllarca sahne yapmış birisiyim ben. Şu mesela o elindekilerin topukları falan bana çok böyle şey gibi geliyor hani. Küçük. Öğretmen topuğu gibi geliyor. Ama çok zarif. Çok zarif ama ben çok topuk severim mesela sahneden dolayı çok topuk severim. Gut'tan dolayı 6 yıl mı oldu kaç yıl hiç topuklu. Bugün ilk defa çekim için ayağıma topuklu giydim. Spor ayakkabısı giyiyorum normalde. Olmuyor hayatım. Yani.
Ay şuna arkadaşlar, bayıldım. Arkadaşlar gerçekten her şey sıkış yapış ya buralar hep böyle. Ay ne güzel tasarım bu. Öne açık spor ayakkabı. O çok annem hediye almıştı onu bana. Çok güzelmiş. Bayılıyorum. Yanlar da çok açık. Çok da rahat. Efil efil. Çok da rahat yani. Yani çok dediğim gibi yani burada kurcalamaya... Bu arada Evrim sana bununla söyleyeyim. Bununla nasıl yürüyorsun? Çok rahat o. Öyle mi? Bu arada sana şunu söyleyeyim. Yani bakmaya kalksan o kadar sıkışık sıkışık her şey. Çünkü dediğim gibi yer bana yetmiyor. Bunun daha fazlası yatak altları dolu. Yukarıda yatak odalarım dolu. Aşağıda dolaplar dolu. Tıkıştırabildiğim şey her yere bir şey tıkıştırıyorum. Bunlar eminim sen güzel kullandığın için kaç yıllık ayakkabılar da vardı içinde. Var. Yeniler eskiler olduğu kadar eskiler de var. Mesela şu aldığın şeyleri mesela 7 yıldır gut olduğum için yepyeni duruyorlar. Ay, evet. Güzel baktığım için değil yani. O gut olduğum için. Tüylüyü diyorsun değil mi? Onun yanındaki de bak siyahı da var onun. Bakayım. Aynısını siyahını da aldım. Yukarıda. Onu alacağım. Aa, o ayrı. Onu da yurt dışından Amsterdam'dan almışım galiba. Abi tam sen cahilin. İşte giyemiyorum ki. Ay kıyamam ya. Tam yaz ayakkabısı. Altında etiketim var onun. Evet. Kaç dur gözlüğüm nerede? Kaç yıl oraya almış bak. Bilmiyorum. Bu seyahatinde mi aldın? Yok aşkım kaç yıl oldu ya. En az bir 6 yılı var herhalde. Boş ver. Kaç almışım Allah aşkına 6 yıl söylemeyelim. Al ölümü. Euro ile mi almışım? Göremiyorum ki gözlüğümü. Yani evet euro ile almışsın. Çünkü Amsterdam'dan aldım. Buralar çanta. Onlar çizme mi? Onlar çizme. Ay ne güzelmiş. Şu mavi olanlar var ya onları bana görümcelerim en az bir 10 yıl önce hediye verdiler. Bak ne güzel koruyor. Bir kere bile giymedim hatıraları ve saklıyorum. Ay, çıkarayım mı? Çıkarsın da çok güzel. Çekil. Oo. Bu el yapımı ama bunu kendileri yaptılar. Ah. Tabii onlar da çok yetenekliler canım. Vay be kendileri yaptılar. Onlar yaptılar ve şey yani bana hediye ettiler ben de kıyamadım. Öyle duruyor. Ama insan kıyamaz ya. Yani hatıra onlardan bana. Şimdi özenmişler, kendi elleriyle yapmışlar tek tek. Nasıl ama şey kıyayım? Hem modern hem de böyle bizim motifler böyle güzel olmuş bence. Güzel bir çalışma. Benim her şeyim böyle incik cincik, böyle tıkış tıkış bütün ev. Yani ben bir şey ararken mesela bulamıyorum artık. Ama. Bana bir tane daha ev böyle yanıma sırf kıyafet olacak, ayakkabılarımı. Ya sen bu katı kapatsaydın kendine. Bebeğim kapatsam ne olacak? Olmuyor ki, olmuyor, yetmiyor. O zaman oraya bakalım. Daha bu işin içinde ceketler, kürkler, bilmem neler, kışlıklar. Normal değil mi Aylin Hanım? Bu kadar eşyayla, bu kadar kıyafetle bu giyinme odasına sığmamanız. Bir de sahne kıyafetlerini görsek iyiydi ama. Burada sadece günlük kıyafetlerim var diyorsunuz. Yok mu şöyle pullu payetli bir şeyler bizim Evrim'e göstereceğiniz? Oo işte tamam, ben bunları görmek istiyordum. Bunlar sahne değil. Pullu payetli olsun. Günlükler. Ay bu da benim gibi etiketleri üzerinde hala. Alıp koyuyor benim gibi aynı. Al git. Bana bunlarla pullu. Gel. Bana öyle uzun uzun halı gibi, perde gibi veriyorsun üstüme. İşte tam benlik bu. Hay gel dolabım da simsiyah biliyorsun sen zaten Derya. Etiketi duruyor daha. Ama bak şey başkasının onca hoşuma gidiyor. Dizilerde giydiğiniz karakterler geldi aklıma. Orada da böyle giyiniyordunuz süslü püslü. Ben zaten dizilerde ve programda bu şık giyinme olayını tamamladığım için normal hayatımda hep eşofman. Tabii biz bunları çekimlerde böyle kullanıyoruz. Şurası mı Volkan Bey'in? Garibim ya. Volkan geldiğine şey dedim. Volkan dedim sana dedim şurası yeter mi dedim şaka mı yapıyorsun dedi. Onun da bu arada kışlıkları falan annesinin evinde şey yazlık kışlık ayırıyoruz biz böyle. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Sığmıyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Ama erkekler hep böyle oluyor ya. Bak onun şu kadar. Benim iki oda. Aşağılar, dolaplar, yatak altları. Tepele tepelemedin. Bir de mi? Şey öbür tarafta ofisin de yarısını kapattım. Eşyaları içine koydum üstüne duvara ördürdüm. Çünkü o girmezdi yani. Burası genelde spor ayakkabılarımın falan olduğu yerler. Çantaları dağıtıyorum bir. Abi ağır bir de bu. Ağır, çok ağır kullanmıyorum ben. Bak bu kadar çantanın içinden ne kullanıyorsunuz diyeyim bana. Bir tane şöyle. Ay sırt çantası sırt var bunun. Sırt çantam var. Bak Hande'ye gidelim böyle bak aşkımı gene sırt çantasıyla gelmiş benim. Bende fıtık var ya belim ağrıyor o yüzden o çok rahat onu kullanıyorum. Maşallah Aylin Hanım pijama köşeniz bile neredeyse bir oda kadar. Gece yatarken bile süsünüzden püsünüzden ödün vermiyorsunuz anlaşılan. Şıklık önemli tabii. Bu benim pijamalarım. Pijamalarımın hepsi değil ama. Bak yine elim neye gitti bak.
Kadın yatarken bile parlıyor. Öyle, ben öyle bak çok seviyorum böyle. Seviyor. Satenli matenli diyor ya, bu bayılıyorum. Ben biraz pijama hastalığım var. Burası mı? Şu an dağınık biraz. Sen bana en sade pijamayla geldin o zaman. Tabii ben sana en sadesiyle geldim. Ay işte bizim şey, evet. Doğum günü. Doğum gününden. Pijaması. Bana bak Melek, bize ketenini buna satenini mi aldın? Püh Melek sana. Herhalde doğum günü kızıyım. Sateni aşk. Ama sateni bak. Bize şey penyesi. Yazın yakar. Şey doğum günü partisinde hepimiz aynı pijamayı giydik. Pijama manyaklarıyız ya biz. Sevgili Melek. Burada da şey benim oldu. Komple boy böyle boydan olanlar var mesela. Al Evrimcim sen hemen. Hemen bana giydir uzunları. Aa ben Leyla'nı. Sürüyorum dedim ya. Ay pardon ya. Bebekçim olsun, ya. Olsun olsun. O ilkim su. İlkim su. Volkan da bunu almış. Kız içinden bir şey düştü bunun. Bunu yaptık İlk da bebeğiniz. Gerçeğini yapamadık. Daha yapacağız inşallah. Şey basma. Basma. O tulumu. O tulumu. Abi de tulumu var. Tabii aşkım lütfen. Bunlar özel yapıldı. Modacı arkadaşların mı dikti? Bunu evet Kuşadası'nda diktirdim ama. Bak gördün böyle geziyorum. Ben böyle iniyorum Volkan'a böyle yapıyorum. Günaydın kocam. Gözlük gözümde kocaman. Sarışınım ya zaten. Patlıyorum evde. Ben patlaya patlaya iniyorum. Kediler arkamda mev mev diye. Teban onlar senin. Onlar benim. Kraliçesin ya. Bugüne kadar pek çok giyme odası gördük ama bu kadar çok pijamayı bir arada görmemiştik. Neyse. Giyinme odası turumuzu da tamamladığımıza göre sırada mutfak var gezmemiz gereken. Sen şimdi hiç evlenmedin ya. Şimdi buradan artık senin el becerilerini göstereceğiz. Hemen taliplerin lütfen duyuyorsanız hemen bence beni arayın. Bence kaçın. Yol yakınken uzayın. Bunu dinleyin. Beni arayın. Şimdi bak yemek yapabildiğini ispatlayacağım. Ben Çin yapıyorum. Böreği yapıyoruz. Çin böreği evet. Vay be. Çin böreği yapacak. O zaman eldivenlerimi giyeyim. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Takayım, sen yapacağım. Ben hiçbir şeye karışmayacağım. Kolay malzemeyle zaten hemen. Bir iki malzemeyi tabii bulamadım olsun. Yapacak bir şey yok. Bunlar hazırlanmış zaten daha önceden. Yani seni uğraştırmayayım o kadar dedim. Uğraşırım ya. Evrim Hanım böreği bol bol yapın da şöyle ellerinizden biz de yiyelim bir Çin böreği. Bunlar niye birbirini besliyor? Aa dolma hırsızlarını aşkım, buldu. Aşkım bir dakika bekle. Emre kaçırıyorsun sen. Burada. Dur, önce gel bir tavanın altını aç istiyorsan. İnşallah olacak mı olacak inşallah. Önce hazırlayıp sonra pişirmez misin? Her şeyi ben önce... Hayır, o çok kolay. Dur, ben hazırlattım onları. Özel kasapta. Ya eskiden ne güzeldi ya bu evlenmeden önce. Kendi yapıyordu, ben izliyordum. Şimdi bana yaptırıyor. Aynen öyle. Evrim Hanım, niyeti başka Aylin Hanım'ın çünkü. Senin titildiğini göstereceğim ben. Yoksa kendim zaten evimde her şeyimi yapıyorum. Bilen biliyor beni, aynen. Bu da ısınıklı oldu. Bunları atayım tamam, mı? Tamam onları da at. Pardon hemen peçete alıyorum şuradan. At beyimi. Çin böreği. Çok kolay. İnanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli. Böyle yüksek ateşte değil mi? Aslında evet çok yüksek ateşte. Bunu da atalım bence. Bunların hepsi bir arada olur. At. Seviyorsun sen yemek yapmayı. Ben çok severim. Kocam da benim yemeklerimi sever. Daha ne olsun? Bir erkeğin kalbine giden... yol yücesinden geçer lafı. Doğru mu? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında Volkan'da bu çok geçerli değildi ama doğruymuş. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Bu arada evde yemeği ya ben ya annem yaparız biz. Dışarıdan onları ben karıştırayım. Sen şu yufkaları açsana hayatım. Bunları sonra birleştireceğiz. Bunlar biraz ölsün. Şimdi yufkalarımızı hazırlayalım bir. Ne zamandır da Çin böreği yememiştim ben. Acayip severim. Ben de. Ben uzak doğu mutfağını çok seviyorum. Biz gidiyoruz bu arada Volkan'la. Tayland'a gidiyoruz. Oradan Hong Kong ya da bir şeyler yapacağız. Çin dedik ama Çin'i bir başka zamana bırakacağız. Çünkü Çin ne ayrı bir 10 gün lazım. Aslında bunlar çok pişmiyor ama ben biraz pişiriyorum. Tavuğu iyi pişiriyoruz ama. Sebzeleri biraz onlar çiğ bırakıyorlar ya. Hı hı. Onlar çiğ bırakıyorlar ama biz Türk'üz ya. Kendimizi kendi uyarlıyoruz. Ama buradaki mesela Çin restoranları, uzak doğu mutfakları da öyle. Gittiğinde yiyemiyorsun bile çoğu zaman. Aynen öyle. Oluyor. Benim arkadaşım var uzak doğu mutfağına manyak aşıktı. Gitti Çin'e 10 gün şey yedi hamburger, fast food yedi mecburen. Bayılırız. Yiyemedi. Bak benim kocam bu arada biliyorsunuz timsah yedi her yere çıktı. Timsahı biz öldürmüşüz gibi davrandı herkes.
Zaten ünlüydü yani. Biz bir lokma şu kadarcık etinden aldık. Niye Avustralya'ya giden de kanguru eti yiyor? Yok hayatım, olur mu? Biz öldürmüşüz gibi yaptı herkes. Ya yani hayvanı bizim yüzümüzden katletmişler gibi. Sana da laf söyleyecekler ya, bir yerden yakalayalım da söyleyelim. Yani ben de çok dinliyorum gerçekten o lafları. Bir de umursuyorum ki. Ay top. Ay ya, bu arada ne kadar olay oldu. Ne o? Şeyimiz seninle bu takı olayı. Ha, düğündeki takı. Takı töreni varoş buluyorum demekle aslında onu kastetmemişim. Ben şunu kastetmişim ama işte yay burcu patavatsızdır ya, en son söyleyeceğini en başta söyler. Evet. Dolayısıyla ben şunu kastetmişim aslında. İnsanlara ağırlık vermekten hoşlanmıyorum. Doğum günlerini çok severim. Sadece insanlar hediye alıp külfet olmasın diye doğum günümü bile kutlamak istemem. Ya orada şehit söyledi. Hem o merasim insanlar sanki zorunluymuş, takı takmak zorundaymış. Aynen. Kafasına girmesin bir diye. Bir de kötü yani, oraya dikeliyorsun ya. Bak böyle evrim. Sen şimdi evlenmedin, bilmezsin ben evlenmedim. Aklı sıra beni ezikiyordun, ben mutluyum ki. Takı töreninde şöyle oluyor. Bekliyorsun. Hani gelip bana bir şey takın. Siz masa masa gezmediniz mi? Hayır, ben bir masa gezdim, sonra perişan oldum. 60 kilo gelinlikle. Ben o gelinliği biraz da yırtarak çıkarmışım artık. O kadar darlandım. Oo. Yani. Tavuk da pişmeye başladı. Tavuk iyice bir pişecek. Tavuklar pişiyor, sebzeler soteleniyor, mis gibi çim böreği yemek için sabırsızlanıyoruz. Ya! Ya! Vururlu! Ay dilim. O şovunu yapıyorsa ben de yaparım kanka. Oba! Bence şöyle kessek daha iyi değil mi? Şöyle şöyle. İşte ben karışmayacağım, sen yapacaksın. Nasıl biliyor? Bak, bir tane örnek keseyim. İyi mi boyu? Yufkalar büyük olsun dediniz Aylin Hanım. Tamam, biraz büyük dedim de. Çok büyük o oldu. Şey, şu üçgenini güzel ayarlamadın ya sen onu. Ben tavuğunu karıştıracağım. Gel buraya, gel, sen yapacaksın, ben karışmayacağım. Kaçtınız değil mi Evrim Hanım? Saklanacak. Ayrıca bu köşe ya, bu köşe o kadar şey kesilmez ki. Açayım şunu da öyle keseyim ben ya. Ne oldu? Yine olmadı değil mi Aylin Hanım? Ne oldu? Olacak olacak, gel. Gel bunu direkt açık keseceğiz. Ama çünkü buna da yapılır ya. Yapılır. Hayır, yapılır. Yazık ya, ne güzel kestin. Al, üçgen değil mi bu? Tamam, üçgen. Biraz ince uzun bir şey keseceğiz. Ama Evrim Hanım, siz hamur işini pek sevmiyorsunuz öyle değil mi? Tercihiniz zeytinyağlı. Ya hamur işini içinde yüzebilirim de ama kilo yapıyor diye yapmıyoruz. E bu ne yaptı bunu? Aşkım benimki gibi keser misin? Allah seni kahretsin. Allah daha küçükken kreşe gittin. Ne yapıyorsun? Perişan ettin. Bir örnek yaptım işte. Bak şey, seninki gibi oldu. Oldu. Sabırlıyımdır ben. Ala şu an çıldırıyorum. Ya örnek. Aylin Hanım, kabul edin. Bu pratik bir yöntem. Ya evet, pratik zekam var. Ya ne yaptın bunu böyle? Yazık değil mi ya sana? Ya seni kestin, üstüne koydun. Tamam arkadaş, bak, şuradan koysaydın ya. Kes. Ne fark ediyor? Aynı şey oluyor işte, gene üçgen. Tamam, sen saracaksın, saramayacaksın nasıl olsa. Al kes. Ya dur, şunları bir saralım, onlar arasına gelir. Lütfen. Yani böyle olduğuna bakmayın. Olacak mı? Siz beni arayın gene de. Ben yapacağım. Aramayın, yani. Aramayın, olacak ya, kaçın. Beni arayın, yapacağım, ben halledeceğim o iş bende. Ya benim zaten hamur açamıyorum ki ben elimde de. Ya hamuru ben de çok açamam da. Yo, açıyorum. Oo, bir perde pilavı yapıyorum. Şaka. Bak öğrendim. Bir dahaki geldiğimde perde. Susamatalım mousse yapıyorum. Evrim, bırak Allah'ını sen seversen ya, bırak ya. Anlamıyorum. Bırak Allah'ını seversen bırak. Bak beni delirttin ha. Hemen de delirmeye yer arıyorsun. Bari şöyle yapayım. Yufkam perişan oldu şu an. Tamam, şu anlık bu. Bu üçgen mi şimdi? Ama senin kestiğin yerden dolayı kesemedim. Sen bir örnek göstereydin. Tamam. Ben kaç gösterdim kere gösterdim ya. Hamur tamam. Kesmişim hayatımda, yufka şimdi, tamam, kesmişim. Şunları karıştıracağız. Her ne kadar yufkalar yamuk kesilmiş olsa da o börek olacak. O börek sofraya gelecek. Neyse, tavuk ve sebzeler buluşuyor nihayet ve çim böreğinde sona doğru yaklaşıyoruz. Karnımız zil çalmaya başladı artık. Okey, bu hazır. Bitti mi işin? Hizmetçi. Efendim, sahip. Bak beyaz da giyindi ya. Hizmetçi, bitti mi işin? Bitti. Aa, karnım çok acıkmıştı da. Karnın çok acıktıysa yapacağım.
Çim böreğimiz kızarırken biz de muhteşem bahçenin tadını biraz daha çıkaralım, seyrine doyulmaz manzaranın keyfini sürelim. Öyle değil mi ama? Her yer yeşillikler içinde. İnsanın burada ömrü uzar. Havuz başındaki masada mı yesek, çardakta mı yesek? Nerede doyursak karnımızı acaba, bilemedim vallahi. Vay, buraya ekilir biçilir daha bu bahçe. Var, organik şeyi göstereyim. Gerçekten. Annemin burada da var. Burada aşağıda da var. Bak. Ay, bak, domateslerimize bak. Bakın, bak ay orada kıpkırmızı. Düşme, bak, düşme. Bak. Bak o tarafa. Oo, çok domatesler güzel. Domatesler kıpkırmızı. Lan başıboşlar, ne yapıyorsunuz? Bunların hepsine ben bakıyorum. İyi hayatım. Bizim burada sabit sokakta 8. Ay çok güzel bahçe ya. Çift kale maç yap burada. Ya Volkan'la şey top oynuyoruz biz burada ama şey düşüyor. Biz genelde kocamla burada manzaraya karşı piknik yapıyoruz. Aa, ne güzel. Ben ona sepeti alıp geliyorum hemen yere sofra. Sandviçlerimiz. Tabii tabii. Oo, bu ne yapmış ay? Diyorum ya sana, kocamın içinden bir sanatçı çıktı yani. Vay vay, bir de ne titiz adam ya, ne düzenli. Volkan kadar titizini asla göremezsin. Baksana. Ay çok tatlı. Söylüyorum, burası benim pilates salonumdu ve şu ara yoktu. Bu ara bölme yoktu. Fakat pandemide çok sıkıldık biz. Pandemide çok sıkılınca Volkan da böyle el becerisi çok ama hiç hayatında yapmamış yani. Ve biz Volkan'ın atölyesi yaptım ben buraya. Ona sürpriz yaptım. Ve burayı atölyeye çevirdik. Böyle her şey, bak buradan bir şey kayboluyor. Ahşap ya. Ahşap kokusu da güzel. Buradan bir şey kaybolsun, hemen aşağıdan yukarı yarıyor. Aylin, benim tornavidam nerede? Şeyim nerede? Titiz adam abi. Bunu buradan alıyorsun. Adamın çizili zaten bak. Her şey çizili. Bunu buradan alırsan burada yeri var. Onu biliyor. Nerede diyor. Tabii. O yüzden buradan hiçbir şey götüremezsin yani. Biliyor. Bak neler yaptığımızı gösteriyorum hemen. Oh, ahşap kokusu çok güzel. Burada ben bu tarafa geçeyim. Bak şu sandıklar. Baya tavla gibi ayol. Tavla. Hadi ya. Hocam yaptı. Ay ne kadar güzel. Bu bizim güzel armamız, Volkan'la Aylin'in birleşimi. Ve bunların hepsi bu arada ceviz, tik. Tik ağacı en sevdiğim. Gül. Baksana şunlara. Şunları da yaptı. Şimdi bak bunları zımparalayacak. Daha bunlara epoksiyi yeni döktü. Çalışkan ya kocam. Bak. Allah Allah. Allah. Şimdi bunlar sehpa olacak. Bak yapmış adam bak. Allah'a aşkına. Bak vallahi yapmış. Billahi ya. Pandeminin bize kazandırdıkları. Hakikaten çok şaşırtıcı. Çok iyi ağaçlarla yapıyor. İçerisi ağaç dolu. Bu arada tabii zamanında almış ama şimdi o ağaçları almaya baksana. Bunları nereye alıyorsun şu an? Mümkün değil. İyi ki almış zamanında. Karadenizli adam, oraya gidince de hemen bir tıra yükleyip getiriyor buraya. Hmm. O yüzden şurada bir şey yatıyor yani. Bir gerçekten servet. Emek. Emek ve servet yatıyor. Ben emek, o servet. Ben parasal bakıyorum. Ben ekonomi kanadı. Volkan Bey'i tebrik ediyoruz. Yaptığı el emeği eşyalar harika olmuş. Bu gerçekten büyük bir yetenek ve ustalık ister. Neyse, atölyeden çıkıyor, tekrar şu güzel manzara ve bahçenin keyfini sürmek istiyoruz biraz daha. Ama burada en çok da havuzun önündeki manzarayı beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim doğrusu. Evin içinde olduğu gibi bahçenin de pek çok yerinde şık objeler var. Bir de işte bu sevimli kedi. Bahçeyi gez gez bitmiyor. Daha bitmedi mi? Daha bitti mi? Hayır! Biter mi? Hayır! Biter mi bu hasret? Şimdi atlayalım o zaman. Bak, finalimizi dışarı, oradaki hamağı gördün mü? Evet. Kocam yaptı. Hadi canım. Buradaki çardağı da kocam yaptı. Bunu? Evet. Ay bu çok güzel ya. Acaba yemeğimizi de bu çardakta yesek mi? Sana ne? Bana sana yemiyoruz ne? Yemiyoruz, biz dışarıda yiyip geleceğiz. Bu sehpaları da kocam yaptı bu arada. Hepsini ay çok bir, güzel, bu eskitme takım kafasını da çok evet, severim. Evet ben de çok seviyorum. Ha, epoksi gel. Ha. Of of of. Evet arkadaşlar. Tabii bu bizim ilk çalışmamızdı kocamla. Hmm. İçinde yine gemileri. Deniz yıldızları. Bak, her şey var içinde. Ne varsa yani, ne ararsan var. Denize ait her şey var. Yengeci, akrebi, yılanı bilmem ne, her şey var yani. Ahtap otu, her şey var yani. Oh. Oo, böreklerimiz çıtır çıtır olmuş. Muhteşem bir şekilde kızarmış. Bakar mısınız şu görüntüye? Zeytinyağlı sarmalar, kekler, tatlılar. Sofranın güzelliğinden gözlerim kamaştı adeta. E hadi yemek zamanı. Evet, soya sosumuz, böreklerimiz, sarmamız ve benim asla yemediğim grup olan tatlılarımız. Şu an ben de yemiyorum ama şu börek... Şu kızarmıştan alayım değil mi? Ben şu benim sardığım mı acaba? Diye. Şu mu benim muhtemelen sardığım? Muhtemelen olur.
Bak şimdi tadına. Oh, ben şöyle batırayım şuradan. Ay, en sevdiğim şey hamur işi ya. Ben biliyorum bu işi ya. Madem. Nasıl? Çok pratik yapın. Alabilirsiniz, okey, benden geçti. Beni arayın, ben halledeceğim ya. Yufkaları o kesecek. İçini ben dolduracağım. Olsun, ben sana yemek yapar yollarım. Nasıl olsa burada pişiriyorum, yapacak bir şey yok. Sen beni yemek yapamadım falan mı düşünüyorsun? Yok, vallahi şaka yapıyorum. Birisi arasın, vereceğim ben bunu. Aramayın, aramayın. Yol yakınken kaçın. Gerçekten güzel. Çok iyi. Bunu kıymayla da yapılır. Olur, olur. Çin mantısı var ya, haşlamalı. Onu o yakalayabilirsin. Ya. Ondan buna mı? Kıyma olmuyor. Bozuyor. Bu tamamen tavuk, et, soya filizi, havuç, kabak, soğan. Et yemeyenler sadece vejetaryen de yapabilir, değil mi? Evet, sebzelerle. Sadece sebzeyle yapın. Çok güzel oluyor yani. Bir de pratik hemen yapıyorsun. Evet, sanki çok emek verilmiş gibi ama. Yok, hiç. Severim pratik yemek. Yemek çok kolay çünkü. Ama annenin dolmaları da ölümcül güzel. Vallahi. Çok teşekkür ediyorum evinin kapılarını bize açtığın için. Ne demek için. Canımsın benim. Her zaman da paylaştın bizle. Her zaman ama bir daha gelmeyin. Olur mu canım? Evi değiştireceğim, geleceğim. Geleceğim, hiç çıkmayacağım evden. Ekibimle birlikte buraya çökeceğiz. Beklerim hayatım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben her zaman çok keyif alıyorum kendisinden zaten. Çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.